Et alır mısın mesela? Yani et alır mısın? Şimdi ete ulaşmak... 1000 liraya ne et alayım? Et al, 2 kilo kıyma alabilirsin mesela da şimdi eti alırken de hani eti alabilmek ve ulaşabilmenin zaten bizler için önemi belli ortada. Ve bu etlerin de hijyeni ve yani yediğimiz ürünlerin kalitesi, hijyeni, taşınma şartları ne durumda anlatan bir haber gelecek şimdi. Ben görünce gerçekten bir kez daha sorguladım neyi. Bütün etler mi? Değil tabii herhalde tabii değil ki. Mi? Yani bir tane tabii bir ki. Münferit bir olayla karşılaştık. Evet. Market müdürü de şeyini yapıyor, açıklamasını yapıyor, evet. Sağ olsun, var olsun ve fakat ama hani bu şekilde devam ediyorsa süreç hijyen konusundan ziyade ben fiyat konusuna daha çok takılacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Fiyatı düşükse hijyen çok önemli olmuyor çoğu zaman. Kaldırırken et ağrı olduğu için arkadaş elinden kaçırıyorlar. Market arabası devrildi, koca et yere düştü. Endişe yaratan manzara böyle et taşınır mı dedirtti. Bilinçli yapılan bir olay değil. Kimse eti yere atmak istemez ki. Sosyal medya bu görüntüleri konuştu. Bize bunları mı yediriyorlar mesajlarına market müdürü böyle cevap verdi. Biz evimize almadığımız hiçbir ürünü burada satmayız zaten. Burası Bakırköy. Markete et sevkiyatı yapılıyordu. Bakırköy'de bulunan bir markete et sevkiyatı gelmişti. Çalışanlar tek tek etleri taşıyordu. O çalışanlardan biri eti sepete yükledi ve tam da bu noktaya geldiğinde et yere düştü. Talihsiz yaşanan bir olay. Ramazan, yoğun çalışıyoruz. Sepete koyduklardan sepette yere takılıyor. Takıldığından yere düşür eti. Karkas eti düşüren çalışan önce ellerini açıp biraz söylendi. Sonra devrilen market arabasını düzeltti. Markette çalışanlar hemen arkadaşının yardımına koştu. Yerdeki karkas eti alıp sepete yüklediler. Sosyal medyada bu görüntüler yayılınca herkesin aklında tek bir soru vardı. İçeri alınan et tekrar kullanıldı mı? Etin geri iadesi de yapıldı. Gerekli kontroller de yapıldı. Bir de arkadaşımız yaşlı bir arkadaşımız. Gücü de yetmiyor. Etle dar olduğu için insanlık hali. Et belki satılmadı ama hijyenik olmayan sevkiyat yöntemi endişe yarattı. Yani iyi ki hem market sahibinin, işletmecisinin bundan haberi oldu ve bir takım önlemler alındı, et geri gönderildi vesaire. İnsanlık hali kameralara yakalandı bu iş ve biz gördük insanlık hali, insan elinden düşürmüş tabii. Olabilir fakat benim bu şekilde bir taşınmalı. Ha, o etin o sepette ne işi var? Yani az önce mi aldın getirdin onu? Şimdi bu etler bir soğuk hava zincirinde, soğuk hava deposunda o tarz bir kamyonlarda zincirlere bir şekilde sıralı asılmış şekilde aynı hijyenle getirilip teslim edilmiyor mu? Yani olması gereken bu değil mi? Şöyle bir girdim baktım. Belki şöyledir, almışlardır kamyondan markete taşırken el arabası galiba değil mi? Hani bayağı bildiğimiz biz kiremitleri, betonları şunu bunu taşırdık. El arabasında markete mi götürüyorlar acaba? Sorusu gündeme geldi. El arabası ne kadar... Orada hijyen. Ya market arabası, alışveriş yaptığım market arabaları var ya, ona yüklemişler. Ne kadar hijyeni var onun? Günde binlerce, yüz binlerce insanın şimdi eli değiyor. Şimdi el değiyor. Yani toz bir içinde. Yerden bir yere geliyor. Şimdi yere düşmüş olması orada yani çok da anormal bir şey değil. Çünkü zaten birçok bakteri, birçok şeye maruz kalıyor orada. Yani kendi getiriliş haliyle zaten bir takım değil mi şartlara maruz kalmış durumda. Bayağı Hindistan'da, Pakistan'da gördüğümüz hadiseler var. Ben mesela Malezya'ya gittiğimde yani şey işte böbrekler şuradaydı, ciğerler buradaydı. Millet eliyle alıp koyuyordu. Yani hani onlara bir şey olmuyor da bizim millete mi bir şey olacak mantığıyla da ilerleyebilirler. Bağışıklık kazanmış. Bağışıklık kazanma falan filan. Yani Allah aşkına vallahi. Şimdi market müdürüne sevgi selam. En azından bir açıklamada sevgi bulunmuş selam. Da. Evet, şimdi nedir? Yani hani istediğin kadar yoğun çalış. Hijyenik hadiselere sen takılıp kalmadığın sürece yani tembelin en tembeli de olsan, en boş gününde de olsan bu şekilde taşıyacaksan hiçbir manası yok bu iş. Aynen. Kaldı ki vatandaş açısından bak abi ben hijyen anlamam. Ben ucuz eti alırım diyor ise de orada da yapacak bir şey yok. Burada nereye geliyor iş? Denetleme var mı yok mu? Ama herkesin başına da Allah aşkına bir müfettiş koyup da kardeşim sen bu eti nereden nereye nasıl ne şekilde götürüyorsun diyecek insan evladı da olmadığı için buradaki o arkadaşların vicdanına kalıyor iş genelde. Yani vicdanla fakat orada çalışana da et geldi hadi taşıyın buyurun dedikten sonra yapacak bir şey yok ki bir dakika ben bu eti taşımam nasıl getirdiniz siz bu eti diye sorgulayamazsın ki orada işinin başında ona ne verildiyse hayır onu yapan arkadaştan ama, bahsetmiyorum yani o müdür dostumuzun biraz daha belki
Ve artı yani bunun içinde ekstra bir paraya şuna buna gerek yok be kardeşim. Yani poşetlersin şu olur bu olur illa bu şekilde taşıyacaksan değil mi? Yani bilmiyorum herhalde öyledir. Ben sana şunu söyleyeyim yok geri iade edilir de bilmem ne de falan filan. O et Allah aşkına yani bir altın pırlanta değerinde şu tabii an. Tabii canım. Aa, biz bunu satmıyoruz biz bunu hani atıyorum işte bazı küçük minik hayvan dostlarımıza şöyle verdik. Şöyle bir yıkayıp. Tabii yani. Hani bir de şöyle ya da hani araba yıkamaları olur ya cızzz diye onu hızlı da gördük hızlı. Çocukları yıkamadılar mı arabanın işte içinde? Yani hani ne yediğimiz, nerede yediğimiz, ne şekilde yediğimiz önemli güzel kardeşlerim. Ha, etin geri kalanı da yalnız bu arada arabanın içinde yani büyük parça düştü. Küçük olan orada olmaya devam ediyor. O girmiştir içeri muhtemelen. O da yarı düştü. Bir şey olmaz canım ondan. Ha, yerden hemen alırsan bir şöyle üstünü üflersin.